Klio, Bu Halikarnoslu Herodot'un kamuya sunduğu araştırmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın ve gerek Yunanlıların gerekse barbarların meydana getirdikleri harikalar bir gün atsız kalmasın. Tek amacı budur. Bir de bunlar birbirleriyle neden dövüşürlerdi diye merakta kalınmasın. İranlı anlatıcılar derler ki kavgayı fenikeliler çıkardılar. Bunlar Eritre denilen denizden kalkıp bizim kıyılarımıza geldiler. Bugün de üzerinde oturdukları ülkeye yerleştiler ve hemen denize açılıp uzun yolculuklara giriştiler. Mısır'dan, Asurya'dan mal toplayıp bunları bütün bölgelere, en çok da Argos ülkesine götürdüler. Bugün Yunanistan denilen ülkede Argos o zamanlar her bakımdan önde giderdi. Böylece Argos'a gelen Fenikeliler diye anlatıyorlar. Mallarını sergilemişler. Beşinci ya da altıncı günü pek çoğunu elden çıkarmışlardır ki bir küme kadın deniz kıyısına çıka gelmiş. Kralın kızı da aralarındaymış. Adı Yunanlıların da dedikleri gibi Iyo idi ve Inakos'un kızıydı. Bu kadınlar gemilerin kıç yönünde ve oldukça yakınında durup beğendikleri şeyleri satın almaya koyulmuşlar derken Fenikeliler hep birden üzerlerine atılmışlar. Çoğu kaçıp kurtulmuş ama İo yakalananlar arasındaymış. Sonra gemilerine atlayıp Mısır'a doğru dümen tutmuşlar ve gözden kaybolmuşlar. İşte İo Perslere göre ve Yunanlıların dediklerinin tersine Mısır'a böyle gelmiş ve çarpışmalar böyle başlamış. Çünkü Yunanlılar ki İlle de onlardır denemez, bence belki de Giritliydiler. Daha sonra Fenike'deki Tayra yanaşmış ve kral kızı Yurup'u kaçırmışlardır. Böylece iki taraf ödeşmiş oluyordu. Ama sonraki ikinci saldırı Yunanlılara yüklenmelidir diyor bizimkiler. Uzun bir gemiye atlayıp Kolkis'ten Ayıya kentine ve Faisis'e kadar kürek çekmişler. Ve kendilerini buralara kadar getiren isteklerinin hepsini elde ettikten sonra dönerken kralın kızı medayı da kaldırmışlar. Korkis kralı peşlerine adam salmış, hakkını aramış, kızımı geri verin demiş. Ama onlar da karşılık olarak demişler ki siz de Argoslu Iyo'yu kaçırmıştınız ve karşılığında hoşnutlukla vermemiştiniz. Biz de size daha fazlasını verecek değiliz. Bu olayların üzerinden iki nesil geçmiş. Gene Perslere göre bunları bilen Aleksandros, Priamos'un oğlu, Yunanistan'dan bir kadın kaçırmak istemiş. Bu yüzden bir cezaya çarptırılmayacağına güveniyormuş. Nasıl ki o ilk kadın kaçırıcılar da ceza görmemişlerdi ve Helen'i kaçırmış. Yunanlılar önce adamlar gönderip Helen'i geri istemişler. Özür dileyin demişler. Buna karşılık Medea'nın kaldırılışı öne sürülerek şimdi bizden istediklerinizi o zaman da siz vermemiştiniz denilmiş. O zamana kadar olan şey karşılıklı kız kaçırmaktan ibaretti. Ama bu sefer Yunanlılar Perslere göre açıkça suçludurlar. Zira onların Asya'ya karşı açtıkları sefer, Perslerin Avrupa'ya karşı açtıkları seferden öncedir. Hem kadın kaçırmayı Persler de hoş görmezler. Ama bu çeşit çapkınlıkların öcünü sürdürmek onlara göre akıl işi değildir. Ve aklı başında kimselerin böyle şeylere pek aldırış etmemeleri gerekir. Zira belli bir şey bu kadınlar kendileri de razı olmasalar zorla kaçırılamazlardı. Onlar Asyalılar kendilerinden kadın kaçırılmasını pek umursamamışlardı. Ama Yunanlılar Spartalı bir kadın uğruna koca bir donanma toplamışlar, Asya'nın üstüne yürümüşler. Priamos'un ülkesini yerle bir etmişlerdi. O günden bu yana Yunanlı onlar için artık düşmandır. Biliyoruz ki Asya'yı ve orada oturan barbarları Persler kendilerinin sayarlar. Avrupa, özellikle Yunan dünyası onlar için yabancıdır. Persler olayları böyle anlatırlar ve İlyon'un düşüşüyle başlar Yunanlılara karşı öfkeleri. İyo konusunda Perslerin ve Fenikelilerin söyledikleri birbirini tutmaz. Fenikeliler derler ki o Mısır'a götürülmüştür ama zorla değil. Argos'ta gemi sahibiyle ilişkisi olmuş, gebe olduğunu anlayınca ana babasının yüzüne çıkamamış, kusurunu örtmek için kendi isteğiyle açılmıştır denize Fenikelilerin peşinden. Pers ve Fenike anlatımı böyle. Bana sorarsanız ben şöyle oldu ya da böyle oldu diyemem. Ama Yunanlılara karşı ilk haksızlığı yapan işte şudur diye gösterdikten sonra hikayeme devam edeceğim ve küçük kentlerden de büyüklerinden daha az söz etmeyeceğim. Zira o zamanlar büyük olan kentlerin hemen hepsi sonradan küçülmüşlerdir ve benim gördüğüm büyüklükleri o zamanlar küçüktüler. Böylece insanoğlunun mal mülk bakımından hep aynı düzeyde kalmadığını göz önünde tutarak birilerini olduğu kadar öbürlerini de anlatacağım. Lidya Kroisos Kroisos doğuştan Lidyalıydı. Güneyden girip Süriya ve Pahlagonia arasında akan ve Karadeniz denilen denizdeki Borayas rüzgarı yöresinde son bulan Halis Irmağı'nın beri yakasındaki ulusların Tayranı olan Aliates'in oğluydu. İşte kimi Yunanlıları haraca bağlarken kimileri de dost edinen ilk barbar bizim bildiğimiz bu Kroisos'tur. İyonları, Ailolaları, Asyadorlarını haraca bağlamış, Lakedaimonlulara dost olmuştur. Kroisos'un ortaya çıkışından önce bütün Yunanlılar özgürdürler. Çünkü Kimerlerin açtıkları sefer ki Iona üzerine yapılmıştır ve daha eskidir. Kentleri boyunduruk altına alamamış ve bir çapulcu akınından öteye geçememişti. Herakles oğullarının elinde bulunan devlet, Mermnatlar denilen Kroisos soyunun eline geçmiş zamanla ve bakınız bu nasıl olmuş. Yunanlıların Mirisilos dedikleri Kanduales adında bir kral vardı. Sardes kralıydı ve Herakles oğlu Alkaios soyundan geliyordu. Zira Alkaios'un oğlu Belos, onun oğlu Ninos, onun oğlu Argon, Sardes'te hüküm süren Herakleslerin birincisiydi. Mirisos oğlu Kandioles'te sonuncusu oluyordu. Buralarda Argon'dan önce hüküm sürmüş olanlar eskiden Mayinalılar denilen Lidya halkına kendi adını vermiş olan Atius oğlu Lidios'un soyundan üremişlerdir. Herakles ile Iardanos'un bir kölesinden üreyerek Mirisos oğlu Kandules'e kadar 22 nesil 505 yıl babadan oğula hüküm sürmüş olan Harekles oğullarının egemenliğini tanrısal yanıta uyarak bunlar bırakmışlardır. İşte bu Kandules karısına sevdalıydı ve sevdası çıldırasiye olduğundan dünyanın en güzel yaratığının kendi karısı olduğunu sanıyordu. Bu sanı ile bu arada şunu da söylemek gerekiyor ki, askerleri arasında en çok hoşlandığı bir Dasiklos oğlu Giges vardı. Önemli işlerini yaptırdığı bu Giges'e karısının ölçüsüz güzelliğiyle övünmekten de geri kalmazdı. Sonunda bir gün Giges'e şunları söyledi. Zira başına bir bela gelmesi gerekiyordu. Giges, karımın ne kadar güzel olduğunu söylediğim zaman pek inanır gibi görünmüyorsun. Çünkü kulak göz kadar öğretemez doğruyu insana. O halde onu bir de çırılçıplak gör. Öbürü karşı koydu. "Efendim," dedi. "Ne yakışıksız bir şey yapmamı istiyorsun? Efendimin karısını çırılçıplak seyretmek olur mu? Bir kadın üstünü çıkardı mı, utancından da soyunmuş olur. İnsanoğlunun namus kurallarını bulmasından bu yana çok zaman geçmiştir. Bunlardan öğrenilmesi gereken bir tanesi de şu. Yalnız senin olana bak." bütün kadınlar arasında en güzel olanın seninki olduğuna inanıyorum ve yalvarırım benden bu kadar ağır bir suç işlememi isteme. Bu sözlerle işi atlatmak istiyordu. Sonradan başına bir iş açılmasından çekiniyordu çünkü. Ama Kandaules şöyle cevap verdi. Korkma Giges ve bunları seni denemek için söylediğimi sanma. Karımın sana fenalığı dokunsun diye de değil. Öyle yaparız ki o senin kendisini gördüğünün farkına bile varmaz. Yattığımız odanın kapısının arkasına gizlerim seni. Benden sonra o da gelir yatmak için. Kapının yanında bir koltuk vardır. Üstündekileri birer birer çıkarıp oraya koyar. Sen de onu kolayca görürsün. O koltuktan yatağa doğru yürürken arkasını sana dönmüş olacaktır. Ötesi sana kalmış bir şey. Yalnız dikkat et kapıdan çıkarken seni görmesin. Öbürü baktı ki kurtuluş yok, olur dedi. Kandaules yatma zamanı geldiğinde hükmedince Giges'i odaya götürdü. Hemen arkadan kadın da geldi, içeri girdi, soyundu. Giges hayran seyrediyordu. Yatağa yatmak için sırtını döndüğü zaman gizlendiği yerden çıktı ve usulcacık kaçtı. Ama kadın gördü onu çıkarken bu işin kocasının başından altından çıktığını sezinlediği için hiç ses etmedi. Utancında açılan yaranın farkına varmamış göründü. Ama bunu kandulesi e ödetmeyi koydu aklına. Zira Lidyalılarda hemen bütün barbarlarda olduğu gibi çıplak görünmek büyük ayıp sayılır. Hatta erkekler için bile. Bir şey belli etmiyor, sesini çıkarmıyordu. Ama sabah olunca en güvendiği adamlarını ayırdı onlara görevler verdi ve birisini gönderip Giges'i çağırttı. O da bir şey bildiğini pek sanmadığı için emre uyup gitti. İlk defa olan bir şey değildi. Kraliçe her zaman yanına çağırırdı onu. Karşısına çıkınca kadın ona şunları söyledi. Senin için iki yol var Giges. Birinden birini seçebilirsin. Hangisini istersen onu yap. Ya Kandaules'i öldür, beni de Lidya krallığını da al ya da Kandulese hoş görüneyim diye görmemem gereken şeylere bir daha gözlerini kaldırmaman için hemen şimdi ölmeye hazır ol. Evet, ikinizden biriniz geberecek. Ya seni bu suçu işlemeye zorlamış olan o ya da beni çıplak görmekle edep dışına çıkmış olan sen. Giges önce kulaklarına inanamadı. Sonra böyle bir seçime zorlanmaması için yalvardı ama razı edemedi ve baktı ki durum kötü. Ya efendisini öldürecek ya da kendisi başkalarının eliyle ölecek. Kendi canını kurtarmayı yey buldu. O zaman şöyle dedi. Madem ki istemediğim halde beni efendimi öldürmeye zorluyorsun, öyle olsun. Ama izin verdi bu işi nasıl yapacağım onu da ben bileyim. Kadın cevap verdi. Beni sana çıplak gösterdiği yerden saldırırsın. Uyku onu senin elinin altında tutar. Karar verildi. Ve gece olunca Giges'i bırakmamıştı. Hiçbir çaresi yoktu savuşmanın. Ya kendisi canından olacaktı ya da Kandaules. Kadının peşine düştü odasına kadar. Kadın eline bir hançer tutuşturdu. Gene o kapının arkasına gizlendi ve Kandaules uyuyunca ses çıkarmadan yanaştı ve vurdu. Kadın ve krallık Giges'in oldu. Aşağı yukarı o zamanlarda yaşamış olan Paroslu Arkilokos da onun adını bir üçlüsünde yazmıştır. Krallık ona geçti ve Delfayu Orakli de bunu saptadı. Lidyalılar arasında Kandaules'in öldürülmesini canavarca bir iş sayanlar oldu. Bunlar silaha sarıldılar. Sonunda Giges'ten yana olanlarla bir anlaşma yaptılar. Buna göre eğer Orak Lidya krallığını ona verirse kral olacak vermezse krallık Herakles oğullarına geri verilecekti. Orak krallığı ona verdi ve bir Giyes işte böylece başa geçmiş oldu. Aslında Pitia'nın cevabı şöyleydi. Herakles oğulları ölçlerini alacaklar ve Giges'in dördüncü kuşak torununu vuracaklardır. Lidyalılar da kralları da bu öngörüye gerçekleşeceği güne kadar kulak asmadılar. Devlet böylece Herakles oğullarının elinden çıkmış, mermatlara geçmiş oluyordu.'' Giges başa geçince Delfoi'ye sunular yolladı. Pek çok armağan. Delfoi'deki gümüşlerden başka sayısız altın, mücevher ve bu arada adı anılmaya değer olarak altı tane iki kultlu som altın krateros vardır ki bunları tapınağın içine koydurmuştu. Bugün bunlar Korintos hazinesi içinde boy gösteriyorlar ve ağırlıkları 30 talantondur. Korintos hazinesi diyorum ama aslında bu hazine devletin malı değildir. Eiton oğlu Kifsiselos'undur. Prigya kralı Gordias oğlu Midas'tan sonra Delphi'ye sunular gönderen ilk barbar bizim bildiğimiz işte bu Giges'tir. Midas da üzerinde oturup alenen adalet dağıttığı krallık tahtını ki görülmeye değer bir şeydir sunu olarak vermişti. Bu da tam Giges'in Krateroslarının durduğu yerdedir. Giges'in sunalara olan bütün bu altın ve gümüş parçalara delfoide sunanın adına uyularak gigiyantlar denirdi. Bu Giges tahta çıktıktan sonra Miletos ve İzmir üzerine bir ordu gönderdi. Hatta Kolofon kentini de aldı ama 38 yıllık saltanatı süresince hatıralarda yaşayacak başka hiçbir şey olmadı ve biz de artık onu bırakacak ve sözü yeni gelene getireceğiz. Giges'in yerine geçen oğlu Ardis için tek şey söyleyeceğim. Pireneyi aldı ve Miletos üzerine asker yolladı. Göçebe Sinkitilerin yurtlarından kovdukları Kimerler Asya'ya geldikleri ve Akropol hariç Sardes kentini aldıkları zaman burada hüküm süren oydu. Ardis 49 yıl başta kaldı. Yerine geçen oğlu Sadyates 12 yıl kaldı ve ondan sonra Aliyettes geldi. Bu Medler'den, Deukes soyundan, Kiyakres'e karşı savaş açtı. Kimerleri Asya'dan sürdü. İzmir'i ki Kolofon oraya bir koloni göndermişti, ele geçirdi. Klezomenakiler'e karşı asker yolladı. Ama uğradığı ağır bir bozgun yüzünden onlardan tatsız bir hatıra kaldı kendisine. Onun hüküm sürdüğü zamanlarda anılmaya değer şu olaylar geçti. Miletoslulara karşı açılan savaş ona babasından miras kalmıştı. Bundan ötürü sefere çıkıyordu ve kenti kuşatmak için şöyle yaptı. Toprağa emanet edilmiş olan ekin olgunlaşınca yola çıktı. Ordu sirings, harp ve flüt hem kadın hem erkek flütü sesleriyle yürüyordu. Miletos topraklarına varıldığında kırlık yerlerde çiftlikleri bozmak, yakıp yıkmak bir yana kapılarına bile el sürmediler her şeyi yerli yerinde bıraktılar. Yalnız ağaçları kesiyor, ekini kaldırıyor ve geri dönüyorlardı. Miletoslular denizlere hakimdiler. Kenti kuşatmak düşünülemezdi. Ama Lidyalı çiftlikleri bozmaktan kaçınıyordu. Şunun için ki Miletoslular gene çalışsınlar, toprağı eksinler, iyice yorgun düşsünler. O zaman o kendisi gelecek akında yağma edecek bir şey bulabilsin.'' Bu savaş böylece 11 yıl sürdü. Miletoslular iki ağır yenilgiye uğradılar. Biri Limenonya'nda kendi topraklarında dövüşürlerken öbürü Mayandros ovasında. Bu 11 yılın ilk 6 ayında gene Ardis'in oğlu Sadyates hüküm sürüyordu. Lidya üzerinde zaten Miletos topraklarına asker salanda oydu. Savaşa tutuşanda oydu. Sonradan gelen 5 yılda askeri harekatı yöneten ise Sadiates'in oğlu Alyates'tir. Ona bu iş babasından kalmıştı. Yukarıda da belirtmiştim. O da peşini bırakmamıştı. Bu çatışmalar süresince Miletoslular, İyonalılardan Kayios dışında bir yardım görmemişlerdir. Kayios Miletosluları tutmakla buna benzer bir hizmetin karşılığını ödemiş oluyordu. Zira Miletoslular da onların Eritrea'ya karşı verdikleri savaşın yükünü paylaşmışlardı. 12. yıl ordu ekini ateşe verdiği sırada bir şey oldu. Buğday tutuştuktan sonra şiddetli rüzgarın önüne katılan alev Aseya Athena denilen Athena tapınağına kadar uzandı. Tapınak alev aldı, yandı. O an için buna aldırış eden olmadı ama ordu Sardes'e döndükten sonra Aliyettes yatağa düştü bir türlü iyileşemiyordu belki yakınlarından birinin sözüne uyarak belki de kendiliğinden Delfoi'ye elçiler gönderdi hastalığı için tanrısal kehanete danışmakta da hayır umuyordu elçiler Pitya'nın yanına vardıklarında o önce Miletos topraklarında Asesiye kentinde yakmış olduğunuz Athena tapınağını yeniden yapınız ondan önce bir şey söylemem cevabını verdi bunu Delfoililer anlatmıştır bana böylece. Ama Miletoslular da birkaç ayrıntı eklediler. Kiselos'un oğlu Periandros o sırada Miletos tayranı olan Trasblos'un değerli konuğu bulunuyordu. Aliattes'in Orakle başvurduğu kulağına çalınınca hemen Trasblos'a haber uçuran ve durumdan yararlanmasını sağlık veren o olmuş. İşte Miletos'ta da böyle anlatılır. Durumu öğrenen Aliattes hemen Miletos'a bir adam gönderdi. Trasplos ve Miletoslularla bir ara verme anlaşması yapmak için tapınak yeniden kuruluncaya kadar. Haberci Miletos'a geldi. Bu arada Aliattes'in asıl niyetini öğrenmiş olan kurnaz Trasplos şöyle bir düşündü. Emir verdi. Ne kadar buğday varsa ister kendisinin ister başkalarının hepsi Agora'ya yığıldı. Herkese duyurdu ki içgili bir şenlik düzenlenecek. Kendisi haydi der demez herkes sevinç gösterileri içerisinde birbirine şölenler verecek. Trasbulos'un böyle yapması Sardes elçisi meydana yığılan buğday tepelerini ve sevinç içinde yüzen insanları görsün gidip Aliates'i e anlatsın diyeydi. Bu emri onun için vermişti. Böyle de oldu.'' Elçi şenliği gördü ve Lidyalıların sözlerini Trasbulos'a iletip de Sardes'e döndüğü zaman barışı sağlayan biricik neden bana dediklerine göre bu oldu. Aliades kendisine Miletos'ta şiddetli bir kıtlık olduğu ve halkın dayanacak hali kalmadığı haberinin getirilmesini bekliyordu. Elçi Miletos dönüşü ona beklediğinin tam tersini söyledi. Bunu iki düşmanı bağdaştıran bir anlaşma izledi. Dahası Aliades. Asesya, Athena'nın yerinde bir değil, iki tapınak yaptırttı ve sağlığı düzeldi. İşte böyle oldu. Aliattes'in Miletoslulara ve Trasbulosa karşı açmış olduğu savaşın sonu. Periandros, Kifelasun oğluydu. Gene de Periandosa geliyorum. Trasbulosa, orakıl sağlık veren adam. Korintos tiraniydi. Korintos'ta Lezbozluların doğruladıkları gibi anlatırlar ki hayatı görülmemiş bir mucizeye karışmıştır. Metiminalı Arion bir zamanlar bir yunus balığının sırtında Tayinoran'a gelmiş. Arion kitara çalardı ve kimsenin kendisinden bir adım öne geçmesine dayanamazdı. Ve Ditriamhos adlı dinsel havayı bizim bildiğimiz ilk olarak düzenleyen ve Korintos'a çaldıran odur. Bu adı da kendisi koymuştur. Bu Arion diyor bizimkiler. Ömrünün büyük bölümünü Periandoros'un yanında geçirdikten sonra günün birinde aklına esti. İtalya ve Sicilya'ya doğru denize açıldı. Sanatı sayesinde oralarda zengin oldu ve Artok Karintos'a dönmek istedi ve Taronto'da gemiye bindi. Karintoslu gemiciler aldı yanına çünkü Karintoslular kadar kimseye güvenemiyordu. Oysa bunlar açık denizde Arion'u denize atıp varına yoğuna konmayı tasarlamışlardı. Ve o bunların niyetlerini anlayınca yalvarıp yakardı. Nesi varsa verip canını kurtarmak istedi. Ya karışlarına sağır kaldılar gemiciler. Ya ölmek eğer toprağa gömülmek istiyorsa ya da kısa yoldan denize atlamak dediler. Bu ikisinden biri söyleyecek söz bulamayan Arion, madem ki kararları öyleydi, sırtına en gösterişli şeylerini giyip geminin arkasında türküler söylemesine izin versinler diye yalvardı. Kendini ondan sonra öldürecekti. Yüzyılın en iyi türkücüsüydü. Adamlar onu dinlemek zevkini tatmak istediler. Kıç tarafı ona bırakıp geminin ortasında toplandılar ve o en görkemli giysilerini giyindi. Kitarasını aldı ve ayakta, arkada bütün ortuyosu söyledi. Bitirince kendini öyle olduğu gibi gösterişli giysileriyle denize attı. Gemi Korintos'a doğru yoluna devam etti ve sözünü etmiş olduğum Yunus balığı Arion'u sırtına alıp taşıdı deniliyor. Tanıya onarana kadar. Kıyıya çıkınca o üst başla doğru Korintos'a gitti ve olanı biteni anlattı. Periandros pek inanmadı. Onu sıkıca gözaltına aldı ve gemicileri bekledi. Bunlar limana varır varmaz hemen hepsini getirtip Arion'la yüzleştirdi. Tam onu İtalya'da, daha doğrusu Toronto'da işinin gücünün başında ve sağ salim bıraktık dedikleri anda Arion dalgaların içinde atıldığı gisleriyle ortaya çıkıverdi. Neye uğradıklarını bilemediler. İnkara sapacak takatleri kalmadı.'' Korintosluların ve Lezbozluların anlattıkları budur. Ve gerçekten Tayinaron'da Arion adına konulmuş bir adak vardır. Tunç'tan ve pek de büyük değil. Yunus balığı sırtına binmiş bir adamı gösterir. Lidyalı Aliattes, Miletos Savaşı'na son verdikten çok sonra, 50 yıl saltanat sürdükten sonra ölmüştür. Sağlığına kavuştuğu zaman da o armağanlar sunmuştu. Soyunda bilinen ikinci kişi olarak Delphoi'ye kocaman gümüş bir krateros ve parçaları kaynakla tutturulmuş demir kaynağını bulmuş olan Kioslu Glaukos'un elinden çıkma demir bir krateros tepsisi ki Delphoi'deki bütün sunular arasında en göz alı alıcı olanı budur. Aliates ölünce krallık o zaman 35 yaşında olan oğlu Kroysos'a geçti. Efesoslulardan başladı Yunanlılara karşı saldırılarına. Çevresi kuşatılan Efesosluların Artemis tapınağına kadar bir ip uzatıp tapınağı kale bedenine bağlamaları bu suretle kentleri tapınağa adanmış ve onun bir parçası haline gelmiş saymaları o zaman olmuştur. Düşününüz ki eski kent ile ki kuşatılan oydu tapınak arası yedi stadyon çekiyordu. İşte Kroisos'un ilk olarak saldırdığı bunlardı. Sonra öbür İyon ve Aiol haklarına geldi sıra. Bunların her birine bir çeşit suçlama yöneltiliyordu. Ciddisini bulduğu zaman ciddi, bulamadığı zaman önemsiz bahaneler. Asya Yunanlılarını haraca bağladıktan sonra şimdi de adaları vurmak için gemiler yaptırma çarelerini düşlemeye koyulmuştu. Hazırlıklar böyle bir silahlanmaya göre yapılıyordu ki Pireneli Bias diyorlar, Sardes'e çıka geldi. Belki de Mitineli Pitakos ve Kroisos'un Yunanistan'da ne var ne yok sorusuna silahlanma hesaplarını alt üst eden şu cevabı verdi. Kral dedi. Bütün adalılar kendilerine birer at tedarik ediyorlar. Gelip Sardes'i vurmayı koymuşlar kafalarına. Kroisos onun sahi söylediğini sandı. Dedi ki ben de pek isterdim doğrusu. Tanrılar adalarda oturanların kafalarına ata binip Lidya çocuklarının yanına gelmeyi soksunlar diye öbürü sözü aldı. Kral öyle anlıyorum ki adalıların ana karaya çıkıp at sürmelerini gerçekten istiyorsun. Çünkü böylesi gelir senin işine. Ama ya adalılar onlar da senin kendilerine karşı gemiler yaptırmaya kalktığını işittikleri zaman ne diyecekler?'' aman Lidyalılar denize açılıp kendilerini tehlikeye atsalar demeyecekler mi? Ve senden köle haline getirdiğin Anakara Yunanlıların öcünü almayı kurmayacaklar mı? Bu dobra dobra karşılık Kroisos'un pek hoşuna gitti. Yunanlı'ya inandı. Sözlerini Sadu'ya uygun buldu. Silahlanmayı bıraktı. Ve adalarda oturan İyonyalılara iyi ilişkilerle bağlandı. Günler günlere katıldı. Halis Irmağı'nın beri yakasındaki ulusların Klikya ve Likya'dan gayrı hepsi boyun eğmiş, Kroisos'un egemenliğini tanımışlardı. Bunlar Lidyalılar, Prigyalılar, Masilalılar, Mariendinler, Kalipler, Falgolalılar, Traklar, Tirinler, Bitnailalar ve Karlar, İyonlar, Dorlar, Ayollar, Pampilyalılardı. Bu uluslar başeymişler ve Kroisos'un Lidi İmparatorluğu'na katılmışlardı ki o zamanlar işe yarar diye bilinen ne kadar adam varsa Yunanistan'daki böyleleri hep oraya koşarlardı. Zenginliğin en üst noktasına varmış olan Sardes'e üşüştüler. Solon da bu arada Sardes'e gelen Atinalılar arasındaydı. Atinalılar onun kendilerine yasalar yapmasını istemişler. O da bu yasaları yayınlamış, sonra dünyayı göreceğim diyerek 10 yıllık bir yolculuk için denize açılmıştı. Aslında kendisini koyduğu yasalardan herhangi birini kaldırmaya zorlamasınlar diye gidiyordu. Çünkü Atina halkı bunu kendiliğinden yapamazdı. Solon'un yasalarını 10 yıl uygulamak için büyük yemin vermişti. Solon işte bu önemli nedene başka yerleri görme isteği de katılmış, Solon yurdundan ayrılmış. Mısır'a Amasis'in yanına gitmişti ve en son Sardes'e Kroisos'un yanına geliyordu. Orada kralın konuğu oldu sarayda. Üçüncü ya da dördüncü gün Kroisos'un buyruğunu alan adamları Solon'a hazineleri gezdirdiler. Kroisos ona şunu sordu. Atinalı dedi. Benim konuğum bir filozof olarak sana bunca ülkeyi gezdirten meraklı yaratılışının ve bilgeliğinin ününü birçok kez biz de duyduk. Bundan ötürü sana şunu sormak isteği uyandı bende. Acaba mutlulukta başka herkesi geride bırakan bir kimseye rastladın mı? Böyle soruyordu. Çünkü kendisi bu adam olmakla övünürdü. Bütün talihli insanlar arasında. Ama Solon ona yaranmayı aklına bile getirmeden ve yalnızca gerçeği düşünerek Atinalı Telos'u gördüm dedi. Bu cevaba şaşıran Kroisos bir soru daha sordu. Telos'un niçin bu kadar talihli sayıyorsun? Telos dedi Solon. Zengin bir ülkede yaşıyordu. Güzel ve erdemli çocukları vardı. Ve evinde başka çocukların da doğduklarını ve hepsinin de yaşadıklarını gördü. Üstelik bizde talih bakımından gerekli olan geniş ve maddi rahatlığı da vardı. Ama asıl şu ki Ömrü parlak bir sonla taçlandı. Atinalılar'ın komşu kente karşı verdikleri bir savaşta Eleusis'te yurdunu savunurken ve düşmanı önüne katıp kovalarken buldu ölümlerin en güzelini ve Atinalılar ulusal tören yaptılar onun için düşmüş olduğu yerde ve onu çok ululadılar. Solon'dan Telos'un mutluluğunu dinlemekten usanan Kroisos. Ondan sonra kim gelir senin bildiğin diye sordu. Çünkü hiç olmazsa ikinciliğin kendisine geleceğinden hiç şüphesi yoktu. Onlar dedi Atinalı, Kleobis ve Bitondur. Argos soyundan olurlar. Namuslarıyla yaşayacak kadar varlıklıydılar. Kolları da güçlüydü. İşte bak büyük yarışmalarda kazandıkları ödüllerden başka bir de şunu anlatırlar onlar için. Argoslular her onuruna bir bayram kutluyorlardı.'' analarının bir arabayla tapınağa kadar getirilmesi gerekiyordu. Ve öküzler istenildiği saatte tarladan dönmemişlerdi. Geç kalmaktan korkan gençler kendilerini girdiler boyundura ve arabayı çektiler. Arabanın üzerinde anaları vardı ve gık demeden 45 stadyon boyunca onu taşıdılar ve tapınağa getirdiler. Orada bulunan bütün inanç sahibi kişiler bunu gözleriyle gördüler. Bundan başka bu davranışları ölümlerin en tatlısıyla taçlandırıldı. Tanrı onlara insan için ölümün yaşamaktan daha iyi olduğu yeri gösterdi. Argoslular sarmışlardı çevrelerini ve bu genç adamların maddi manevi güçlerine imreniyorlardı. Böylece soylu çocukları olan anayı kutluyorlardı. Ana mutluluk içindeydi. Oğullarının başarısıyla başı dik, Tanrıça'nın heykeli karşısında ayakta duruyor. Ona kendisine bunca onur kazandırmış olan oğulları Klebus ve Bitona insanoğlunun elde edebileceği en iyi şeyi bağışlaması için dua ediyordu. Bu duadan sonra kurban kesildi. Kutsal şölenler verildi. Sonra delikanlılar tapınağın içinde yatıp uyudular ve uyanmadılar. Bu son uykuya kaldılar. Argoslular onların heykellerini yaptırdılar. Üstün ve yüce kişiler sayarak Delphoi'ye sundular. Solon böylece ikinci sırayı da bu genç adamlara vermiş oluyordu. Kroisos öfkelendi. Atinalı yabancı dedi. Ya biz? Bizim mutluluğumuzu sen hiçe mi sayıyorsun ki bu basit insanları koyuyorsun ikinci sıraya? Croisos dedi Solon. Sen Tanrı'nın insanlara karşı ne kadar kıskanç olduğunu ve ona Hiçbir zaman güvenilemeyeceğini bilen bir kişiyi sorguya çekiyorsun. İnsan bir ömür boyunca görmek istemeyeceği çok şeyi görebilir, çok eziyet çekebilir. Ben aşağı yukarı 70 yıl sayıyorum insan ömrünü. Bu 70 yıl artık ayları saymazsak 25.200 gün yapar. Ama aylarla mevsimlerin denk düşmesi için yıla iki yılda bir, bir ayak girersek 70 yıldan başka bu artıklı aylardan 35 ay daha eder ve bu ayların gün sayısı 1050'dir. Ve bütün bu günler de ki hepsi 26.250'dir ve 70 yıla denk gelir. Kesin olarak bir tek olay yoktur ki bugünkü yarınkine benzesin. Şu halde ey Kroysos insan için yalnız talih ve talihsizlik vardır. Evet görüyorum sen çok zenginsin. Çok insana hükmediyorsun. Ama benden istediğin şeye gene de cevap veremem. Çünkü önce ömrünün güzel bir sona bağlandığını öğrenmem gerekir. Zira çok zengin insan vardır ki kıt kanaat yaşayan insandan hiç de daha mutlu değildir. Eğer tarih, zenginlik içinde geçen ömrünün sonuna kadar ona yar olmazsa. Nice insan vardır ki masallardaki kadar zengindir ama mutsuzdur. Niceleri de vardır ki şöyle böyle geçinirler ama talihlidirler. Çok zengin olanın eğer mutlu değilse talihli olandan yalnız iki ayrıcalığı vardır. Ama talihli olanın mutlu olmayan zengine bakarak pek çok ayrıcalıkları vardır. Birisi için her dilediğini yapmak ve büyük bir para kaybını karşılamak çok kolaydır. Ama bir de öbürünün üstünlüklerine bakalım. Elbette büyük bir kaybı ve aşırı istemleri öbürü gibi karşılayamaz. Ama tarihi onu bundan korur. Üstelik sağlam yapılıdır. Hastalık bilmez, üzüntü tanımaz. Görmelere layık çocukları arasında mutludur. Bırak bir de bütün bunlara taç olarak ömrünü mutlu bitirsin. Ve işte mutlu adam sözüne layık kişi, senin aradığın kişi budur. Ama ölmeden önce dilini tut. Mutludur demek için acele etme.'' Yalnız talihli de o kadar. Elbette her üstünlüğü elde etmek bir ölümlü için olacak şey değildir. Hiçbir toprak yoktur ki kendi kendisine yetsin ve her ürünü versin. Şu ürünü verir ama kendisinde yetişmeyen öbürünü başka yerden alır. En çoğuna sahip olan en iyisidir. İnsanoğlu içinde böyledir. Hiç kimse tek başına her şeyi elde edemez. Filanı elde eder falandan yoksun kalır. O ki ömrü boyunca her zenginliğe erişir ve en son dünyadan hoşnut ayrılır. İşte o bana göre ey kral. Mutlu insan adını hak eder. Her şeyin sonuna bakmalıdır. Tanrı çok insana mutluluğu yem olarak sunar. Sonra da çeker alır elinden. Bence bunlar zaten Atinalı'ya pek değer vermeyen Krosos'un hoşuna gidecek sözler değildi. Ve bu eldeki şeyleri hor görüp, her şeyin sonuna bakmayı öğütleyen dar kafalı adamı kapı dışarı etti. Solon gitti ama tanrıların kıskançlığı sert çarptı Kroysos'u. Şüphesiz kendisini insanların en mutlu saydığı için. Solon gider gitmez bir rüya girdi uykusuna. Oğlunun başına gelecek belayı gösterdi ona. İki oğlu vardı. Biri yaradanın gadrine uğramıştı, dilsizdi. Öbürü her bakımdan yaşıtlarının çok önünde gidiyordu.'' Adı Atis'ti. Rüyanın Kroisos'a gösterdiği oydu. Ucu demirli bir kargı ile vuruluyordu. Uyandıktan sonra bu gördüğü rüya üzerine derin düşüncelere daldı. Korkmuştu. İlk iş olarak oğlunu nişanladı. Lidya ordularına kamuta etmeye alışmış olan genç adamın elinden bu görevi aldı. Savaşta kullanılan kargının ve benzeri silahların kısa, uzun, her çeşidini nerede olursa olsun toplattırdı. Ne olur ne olmaz asıldığı yerden kopar oğlunun başına düşer diye korkuyordu ve hepsini depolara yığdırdı. Oğlu evlenme törenleriyle uğraşırken bir adam geldi serdese. Kaderin kurbanı olmuş, eli kana boyanmıştı. Doğuştan pirgalıydı, kral soyundandı. Kroisos'un sarayına geldi ve oranın töresince arınma dileğinde bulundu. Bu tören Lidyalılarda da aşağı yukarı Yunanlılarda olduğu gibidir. Törenden sonra Kroisos nereden geldiğini ve kim olduğunu sordu adama. Kimsin dedi. Pirgia'nın neresinden geliyorsun benim çatımın altına? Öldürdüğün adam ya da kadın kimdir? Ey kral dedi Pirgalı. Adım Adrastos, Midas'ın oğlu Gordios babam olur. Kardeşlerimden birini öldürdüm istemeyerek ve işte babam her şeyimi elimden alıp beni kovdu. Kroisos ona dedi. Hatırını saydığım kişilerin oğlu dostlar arasına geldin. Bizim yanımızda kalırsan hiçbir eksiğin olmaz. Uğradığın felakete katlan, sabret. Senin için en iyisi budur. Bu adam böylece Kroisos sarayına yerleşti. O sıralarda Misya'nın Olimpos dağı yörelerinde azman bir yaban domuzu türemişti. Dağ yönünden geliyor, Misya köylülerinin ekinini silip süpürüyordu. Köylüler hayvanı yakalamaya gidiyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Kendileri onun kurbanı oluyorlardı. Sonunda misya gelip Kroisos'a başvurdular ve dediler. Kral, bir yaban domuzu azmanı türedi bizim oralarda. Ekinimizi bozuyor. Çok uğraştık, yakalayamadık. Şimdi senden dileğimiz oğluna ve yiğitlerine buyur. Köpeklerini alıp gelsinler, bizi kurtarsınlar. Dilekleri buydu. Kroisos'un rüyasında gördüğü şeyler ve işittiği sözler geldi aklına ve cevap verdi. Oğlum için ısrar etmeyiniz. Onu göndermem. Yeni evlendi. Şimdilik o işle uğraşıyor. Ama yiğit Lidyalıları ve bütün av köpeklerini isterseniz canı gönülden veririm. Ülkenizi bu beladan kurtarmaları için size candan yardımcı olmalarını söylerim. Göndereceğim adamlarıma. Cevabı böyle oldu. Misyalılar çok sevindiler. Ama Kroysos'un oğlu geldi üstlerine. Dileklerini işitmişti öbürleriyle beraber kendisinin de gitmesini istemeyen babasına, baba dedi, benim en büyük iki işim av ve savaş, bana değer sağlayan işlerim bunlar. İşte şimdi bunları bana yasak ediyorsun. Oysa bende ne alçaklık gördün ne gevşeklik. Şimdi ben kentin kıyı kucağında dolanırken, Agora'ya gidip gelirken yurttaşlarım benim için ne diyecekler? Ya genç karım, evinde nasıl bir kocaya vardım diyecek. Bırak ben de katılayım bu ava ya da dediğini yapmamın benim için niçin gerekli olduğuna inandır beni. Kroysos şöyle cevap verdi. Yok oğlum, sende alçaklığın izi yok ve canımı sıkacak bir şey de yapmadın. Böyle davranmamın nedeni şu ki, uykuda biri göründü gözüme. Bana senin günlerinin azaldığını söyledi. Kargı demiriyle öleceksin. Bundan ötürü evlendirdim seni. Çar çabuk ve bizi çağırdıkları sefere de bundan ötürü bırakmıyorum hiç olmazsa ben sağ kaldığım sürece seni alnının yazısından korumak için her çareye başvuruyorum zira senden başka oğlum yok öbürü sakat onu saymıyorum genç adam hemen haklısın baba dedi böyle bir rüyadan sonra beni korumakta ama seni şaşırtan ve yanlışlığa düşüren bir nokta var bak sana anlatayım bu rüya diyorsun benim bir kargı demiriyle öleceğimi haber veriyor Peki yaban domuzunun seni korkutan demir uçlu kargıyı tutacak eli var mı? Evet rüya sana yaban domuzu dişi ya da ona benzer bir şey deseydi böyle yapmakta haklı olacaktın. Ama kargı diyorsun. Madem ki insanla dövüşmeyeceğim bırak beni gideyim. Oğlum dedi Kroysos. Bu rüya için söylediklerin doğru. Bunun için kararımdan cayıyorum ve sana bu hava katılman için izin veriyorum.'' Bu sözleri söyledikten sonra Pirgiyalı Adrasos'u çağırttı ve huzuruna getirilince Adrasos dedi. Kötü bir iş gelmişti başına. Seni bundan arındırdım. Yanıma aldım. Geçimini sağladım. Pekala. Sen nasıl en önce bana başvurdunsa benim de önce sana başvurmamı fena karşılamazsın. Oğlum hava gidiyor. Yolda kötü kişilerle karşılaşabilirsiniz. Size saldırmak isteyebilirler.'' ''O zaman oğluma göz kulak olacağına söz ver. Zaten sen kendin de eline kendini gösterecek bir fırsat geçmesini istersin. Bu senin kanında vardır. Üstelik güçlüsünde.'' ''Kral'' diye cevap verdi Adrasos. ''Aslında böyle av partilerine katılmam. Başına benimki gibi bir felaket gelmiş olan bir kimsenin gönlü rahat yoldaşlar arasına katılması yakışık almaz. Zaten insanın yüreği orada olmaz.'' ve bundan geri durmak için elimden geleni yapardım ama madem ki sen istiyorsun ve ben de seni kırmamak zorundayım çünkü iyiliğini gördüm işte hazırım bana emanet ettiğin oğlun koruyucusunun elinden geldiği kadar kazasız belasız dönüp gelecektir bana güvenebilirsin böyle söz verdi Kraisos'a sonra yiğit yoldaşlar ve av köpekleriyle yola koyuldular Olimpos doğuna vardıklarında bir sürek avı yaptılar. Hayvan yerinden uğratıldı. Avcılar çevresini sardılar. Kısa kargılarını üstüne fırlatmaya başladılar. İşte o arada bu yabancı da işlediği cinayetten elleri arınmış olan adam, kaderin hışmına uğramış olan Adrasos, o da attı kısa kargısını, domuza rast getiremedi ve Kroisos'un oğlunu vurdu. Karganın ucu saplandı, ve rüya böylece gerçekleşmiş oldu. Birisi koştu haber vermek için olanları Kroisos'a, Sardes'e varıp savaşı ve oğlunun başına geleni anlattı. Bu ölüm Kroisos'u alt üst etti ama onu asıl sarsan, ellerini işlediği cinayetten kendisinin arındırmış olduğu adamın yapmış olmasıydı bu işi. Böyle bir rastlantıyı aklı almıyordu, gücenmişti. Arındırıcı Zeus'a sesleniyor, onu konuğu olan adamın yaptıklarına tanık tutuyordu. Ocak tanrısına sesleniyordu, dostluk tanrısına, yani gene hep Zeus, öbür adlarıyla. Ocak tanrısına, çünkü sarayına kabul etmiş olduğu, bilmeden karnını doyurduğu bu yabancı, oğlunun katili olmuştu. Dostluk tanrısına, çünkü oğluna koruyucu olarak verdiği adam, onun kanlı düşmanı olmuştu. Lidyalılar ölüyü getirdiler. Katil arkalarından geliyordu. Ölünün önünde durdu ve Kroisos'a teslim oldu. Ellerini uzatıp yalvardı. Bu ölünün üstünde kurban edilmesini istiyordu. Başına gelen ilk felaket bugün kurtarıcının celladı olarak daha da ağırlaşmıştı. Bunu hatırlattı. Artık yaşayamayacağını söyledi. Kroisos ocağını söndüren felakete rağmen bu acı sözler karşısında Adrosos'a acıdı ve ona konuğum dedi. Senin kendi ölümünü istemen benim öcüm için yeter. Hayır, bu ölüm için seni suçlamıyorum. Hiç değilse senin iradenle olmadı bu. Bir tanrıdır şüphesiz suçlamam gereken. O tanrı ki bir zamanlar ne olacağını daha önceden bildirmişti. Kruysos oğlu, oğlunu törelere göre gömdürdü. Gordios'un oğlu, Midas'ın torunu, önce kardeşini sonra da elindeki levkeyi temizleyen adamın oğlunu öldürmüş olan Adrasos, ölüm anıtının çevresinden el ayak çekince kendisini dünyadaki insanların en mutsuzu saydığı için mezarın üstünde vurdu kendisini, öldürdü. Kroisos iki yıl acısının üstüne kapandı. Oğlunun ölümüyle açılan boşluğun acısını çekiyordu. Sonra Kambises oğlu Kroos'un Kayakseres oğlu Astages'i bozguna uğratması ve Pers ulusunun kalabalıklaşması ona yasını unutturdu ve Persleri devletleri gelişip büyük bir güç olmadan önce durdurma düşüncesine bağlandı. Bir kez bunu kafasına koyunca Yunanistan ve Libya oraklarını yoklamaya girişti. Delfoye, Fokis'teki Abaiye ve Dodona'ya, Amfiaros'a ve Trofonios orklarına ve Miletos topraklarındaki Brankos oğullarına yani her yere adamlar yolladı. Kroisos'un danıştığı Yunan orakları bunlardır. Ayrıca Libya'daki Ammon tapınağına da başkalarını yolladı. Ama bu çeşitli danışmanlardan beklediği şey sadece kehanet bilimi üzerine bir fikir edinmekti. Eğer doğruyu bildiklerine kanaat getirirse, o zaman Persler üzerine sefer açarsa sonuç ne olur onu soracaktı. Orakleri sınamak için yolladığı Lidyalılara verdiği yönerge şöyleydi. Sardes'ten yola çıktıkları günden başlayarak gün sayacaklar, yüzüncü gün Orakle'ye varıp soracaklar, Lidyalıların kralı Alyates oğlu Kroisos şu anda ne yapıyor diye. Oraklerden her birinin cevabını yazıp kendisine getireceklerdi. Delfoy'ninki dışında bütün bu kutsal tanıklardan bir iz kalmamıştır. Delfoy'de Lidyalılar, Tanrı'ya danışmak üzere tapınağa girip soruyu yönelttikleri zaman Pitya şu alıntıyı söyledi. Kumsaldaki kum tanelerini sayarım, denizi ölçerim. Dilsizin sözünü anlarım, konuşmayı dinlerim. Bir koku geliyor burnuma, kaplumbağa, tunçta pişirilmiş, kuzu ile beraber ve sarılmış, kalın bir deriye. Tunçtan bir örtü var üstünde ve tunç bir yatak serilmiş altına. Pitya oraklini söyledi. Lidyalılar yazdılar ve yeniden Sardes yoluna düştüler. Sağa sola gönderilmiş olan öbür haberciler de cevapları alıp döndükten sonra Kroysos bunları alıp açtı, gözden geçirdi. Delfoi'den getirilen orakle kadar hiçbirisini önemsemedi. Ama ne zaman ki bunu okudu, hemen bunun önünde eğildi ve onu ye tuttu. Artık önceden bilme, kehanet yeteneğinin yalnız Delfoy'da olduğuna kanaat getirmişti. Zira vaktini nasıl geçirmiş olduğunu bilen oydu. Sahiden habercilerini tapınaklara doğru yola çıkardıktan sonra belli günü beklemeye koyulmuş, sonra kimsenin aklına gelmeyecek şey ne olabilir diye düşünmüş ve bir kaplumbağa ile bir kuzuyu dilim dilim kesip bir arada pişirmeyi kurmuştu. Kendi eliyle ve tunç bir kapakla kapalı, üstten kutlu, tunç bir tencere içinde İşte Delfoi'nin Kroisos'a verdiği cevap budur. Amfieros Orakli'nin cevabına gelince bunun için bir şey söyleyemem zira anlatanlar bu konuda dilsizdirler. Lidyalılar tapınağın çevresinde adet olan dinsel törenleri tamamladıkları zaman onlara ne demiş bilmiyorum ama şunu biliyorum ki Kroisos onu da gerçek bir kehanet olarak tutmuştur. Kroisos Delfoyu tanrısına yaranmak için peşi peşine büyük kurbanlar kestirdi. Çeşitli kurbanlık hayvanlardan 3000 tane. Sonra altın ve gümüş işlemeli yataklar, altın kupalar, erguvan kumaşlar ve gömlekler toplattı. Kocaman bir yığın yaptı ve sunularla Tanrı'ya daha çok yaranmayı umuyordu. Ayrıca her Lidya'nın da kesesine göre bir şeyler sunmasını emretti. Sonra toplanan sunulardan kurulan altın yığınlarını erittirdi. Altı palme uzunluğunda, üç palme genişliğinde ve bir palme yüksekliğinde külçeler halinde döktürdü. 117 külçe oldu. Dört tanesi som altındı ve her biri iki buçuk talanton çekiyordu. Öbürleri altın ve gümüş karışımıydılar ve bir tanesi iki talanton çekiyordu. Gene som altından ve on talanton ağırlığında bir de aslan heykeli yaptırttı. Bu aslan, Delfoy tapınağı yandığı zaman altında ayaklık olarak duran bu külçelerin üzerinden düşmüştür ve şimdi konulmuş olduğu Korintos hazinesinde altı buçuk talontan çekmektedir. Zira üç buçuk talontonu erimiştir. Bunlar tamamlanınca Kroisos başka sunular da ekleyerek hepsini birden delfoya gönderdi. Sunular arasında önce iki büyük krateros, biri altın, biri gümüş Altın olanı tapınağa girince sağda dururdu, öbürü solda. Onları da yangından az sonra başka yerlere götürdüler. Birincisi şimdi Klozomenai hazinesindedir. Ağırlığı 8,5 on 12 mana geçer. İkincisi ise avlunun köşesinde durur. 600 amfora dolusu alacak büyüklüktedir. Delfoililer, Teophaniyalarda şarabı sulandırırken görmüşler. Delfoide bunun Samoslu Theodoros'un elinden çıkma bir iş olduğu söylenir. Ve doğrusu ben de buna inanırım. Çünkü herkesin yapabileceği bir iş değildir. Kroisos bunlardan başka şimdi Korintos hazinesinde duran dört gümüş fıçı ve kutsal su için bir altın, bir de gümüş iki güğüm gönderdi. Altın güğümün üzerinde bunu Lakedemoyunlarının verdiklerini belirten bir sunuş yazısı vardır. Bu yazı uydurmadır. Bu güğüm de öbürleri gibi Kroisos'un bir sunusudur ve yazı Spartalılara yaranmak isteyen bir Delfoi'nin marifetidir. Bu adamın adını biliyorum ama açıklamayacağım. Doğrusu şudur ki, Lakademoyonların verdikleri armağan elinden su akan çocuktur ama o iki güğümü onlar vermiş değildirler. Kroisos, öbür sunular arasında ki hiçbirinde sunuş yazısı yoktur, gümüşten leğenler de gönderdi. Şarap saçısı için ve üç dirsek boyunda altından bir kadın heykeli. Kendisine ekmek yoğuran kadının heykeliymiş. Delfoy'u da de şöyle söylerler. Daha başka karısının gerdanlıklarını ve kemerlerini de gönderdi. İşte bunlardı Delfoy'a sunduğu şeyler. Erdemini ve başına gelenleri öğrenmiş olduğu Amfierosas'a som altından bir kalkan ile gene som altından bir kargı yolladı. Altın sabın ucuna takılı olan sivri uçta Aynı madenden yapılmıştı. Bunların ikisi de ben Tebaiden geçerken İsmenios Apollon tapınağında duruyordu. Kroisos bu sunuları tapınağa götürecek olan Lidyalılara Oraklerden şunu sormalarını buyurdu. Kroisos Perslerle savaşsın mı? Savaşacaksa dost bir ulustan da birkaç bölük alsın mı? Lidyalılar gönderildikleri Oraklin yanına vardılar. Armağanları sürdüler ve sorularını şöylece sordular. Lidya'nın ve daha başka yerlerin kralı olan Kroisos dediler. Sizleri yeryüzünün tek güvenilir orakli sayıyor. Sizin bilgeliğinize layık olan bu sunuları gönderdi. Ve bu seferden Perslerle savaşalım mı ve savaşırsa eğer dost bir ulustan yardım almalı mı bunu soruyor. İstekleri buydu. İri iki oraklin görüşü birbirine uyuyordu. Kroisos'a şunu bildirdiler. Eğer Perslerle savaşa girerse Büyük bir imparatorluğu devirecektir. Ayrıca Yunanlıların en güçlülerine başvurup dostluklarını sağlaması gerektiğinde de birleşiyorlardı. Kroisos kendisine getirilen orakları öğrenince kahinleri kutladı. Krios krallığını devireceğinden şüphesi kalmamıştı. Adamlarını yeniden Delfoy'a ye gönderdi. Delfoy'unun nüfusunu daha önce öğrenmişti. Bütün halka adam başına... İki stater altın dağıttırdı. Bu cömertlik karşısında Delfoi'ler de Lidyalılara bazı ayrıcalıklar verdiler. Kroisos ve Lidyalılar Oraklin yanına sıra beklemeden girebilecekler, kendilerinden ikamet harcı istenmeyecek, büyük oyunlarda baş köşede oturabileceklerdi. Bütün Lidyalılar istedikleri zaman Delfoi yurttaşı olabileceklerdi. Kriosos, Delfoililerin gözlerini iyice doyurduktan sonra, orakle üçüncü kez olarak danıştı. Onun doğruyu bildiğini anladığından beri güvenci artmıştı. Bu sefer de saltanatı uzun olacak mı diye sordurttu. Pitia ona şu uyarıyı yaptı: "Günün birinde katır medlere kral olacak. O zaman en yumuşak ayaklı dilyalı kaç. Çakıllı Hermos boyunca tabanları yağla." utanma, yüzün kızarmasın kaçtığın için. Kendisine bildirilen bu sözlere Kroysos ötekilerden daha da çok sevindi. Zira bir katırın Lidya tahtında bir adamın yerine geçmesi olamaz diye avunuyordu. Ve bir de demek ki kendisi de çocukları da iktidardan düşmeyeceklerdi. Bunun üzerine Yunanlılardan en güçlü olanları hangileridir diye bilgi toplamaya başladı. Aldığı bilgilere göre bunlar Lekademoyonlularla Atinalılardı. Biri Dorların başında geliyordu, öbürü İyonyalıların. Yunanistan'ın üstün ırkları bunlardı. İyonyalılar Pelaslardan iniyorlardı. Dorlarsa Helenlerden. Pelakslar topraklarından hiç ayrılmamışlardı. Helenlerse boyuna oradan oraya göçmüşlerdi. Kral Deikalyon zamanında Pitotis'te yaşıyorlardı. Helen oğlu Doros zamanında Ossa bir olimpos eteklerindeki Histaiya denilen bölgedeydiler. Kadmoslular gelip onları Histaiya'dan kovmuşlar, onlar da Pindos'a gitmek zorunda kalmışlardı ki oranın adı Makedonondi. Bu sefer oradan da Diropis'e göçmüşler ve bütün bu göçlerden sonra Peloponez'e varıp Dorlar adını almışlardı. Dile gelince Pelasklar ne dili konuşuyorlardı kesin bir şey diyemem. Eğer bugün yaşamakta olan Pelaskların diline bakarak düşünmek doğru olursa ki bunlar Tirsenlerden daha öte Creston denilen kentte oturanlardır ve eskiden bizim Teselya dediğimiz ülkede otururlardı ve o zamanlar bugünkü Dorlarla sınır komşusuydular. Bir de çok eskilerde Atinalarla komşu olanlar vardır. Bunlar da Helespontos kıyılarındaki Plakia ve Sikaylek'te yerleşmişlerdir ve bir de öbür bütün siteler ki adları değişmiş olmakla beraber Pelask siteleridir. Eğer diyorum bu halklara bakarak bir sonuca varmak istersek Pelasklar yabancı bir dil konuşuyorlardı. Şu halde bütün Pelasklar aynı dili konuşuyorlardıysa bu ırktan olan Attika halkı da Yunanistan'a göçerken kendi dilini bırakmış başka bir dil almıştır. Gerçekten Creston ve Playka'da oturanlar bugünkü komşularının dilini konuşmazlar. Kendilerine özgü bir dilleri vardır. Bu da gösterir ki bu bölgelere göçerken hangi dili konuşuyorlardıysa bugün de aynı dili konuşmaktadırlar. Hipokrates Pesistratos. Helenlere gelince bence bunlar baştan beri hep aynı dili konuşmaktadırlar. Aslında Pelasklardan ayrıldıklarında güçlü değildiler. İlk zamanlar azınlık duyular. Ama başka pelakslar olmak üzere öbür barbar ulusların etkin yardımlarıyla pek çok ulusu kapsadılar. Buna karşı pelaslar ki onlar da barbardılar, eskiden büyük ölçüde çoğalmışlardır. Ben de bu sonuca varıyorum. Bu iki ulustan Lakademonlular ile Atinalılardan sonuncusu, Kroisos'un da öğrendiği gibi bu yıllarda Hipokrates'in oğlu Pesistratos'un buyruğu altındaydı ve tiranlığı pek de iyi yürümüyordu. Bu Hipokrates sıradan bir yurttaştı. Olimpiya oyunları sırasında bir gün büyük bir mucizeyle karşılaştı. Kurban kesmişti. Yanında su ve kurban etleriyle dolu leğenler duruyordu. Altında ateş yanmadığı halde su kaynamaya ve taşmaya başladı. Lakadeimonluk Kilon da oradaydı. Durumu gördü ve Hipokrates'e öğüt verdi. Evine çocuk yapabilecek kadın sokma dedi. Eğer evliysen karıyı boşa, eğer oğlun varsa onu da kovala. Böyle sağlık verdi. Kiyon'un bu sözleri Hipokrates'in hoşuna gitmedi ve sonradan bizim Pesistratos dünyaya geldi derler. Deniz kıyısında yaşayan Atinalılarla içerideki köylerde yaşayan Atinalılar arasında bir iç savaş patlak vermişti. Birincilerin başında Alkmayon oğlu Megakles, Köylülerin başında Aristolades oğlu Lükurgos vardı. Pesistratos bu arada iktidarı ele geçirmek istedi ve üçüncü bir parti kurdu. Başına adam topladı. Dağ adamlarının koruyucusu olarak ortaya çıktı ve şöyle bir şey yaptı. Kendisinde bir yara açtı. Katırlarını da yaraladı. Sonra katırları Agora'ya sürdü. Sanki yurduna dönerken düşmanlarıyla karşılaşmış, onu öldürmek istemişler gibi.'' Hatta kendisine koruyucular verilmesini istiyordu. Magera'ya karşı yapılan savaşta gösterdiği yararlılık sayılıp dökülüyor, Nisya'ya alışını ileri sürüyor, bunu hak etmiş olduğunu söylüyordu. Atina halkı ona kandı ve kent halkı arasından bir birlik topladı. Bunlara mızraklı diyemem, daha çok topuzlu demeli. Çünkü Pesistratos'un peşinden ellerinde ağaç topuzlarla yürüyorlardı. Bunlar ona uyarak ayaklandılar.'' Akropol'ü ele geçirdiler. Pesistratos böylece Atina'ya hakim oldu ama devlet yönetimine ilişmedi. Yasaları değiştirmedi. Kenti yürürlükteki yasalara göre yönetiyor ve bunları bilgiyle, incelikle uyguluyordu. Ama az zaman sonra Megakles ile Lükurgos'u tutanlar kendi aralarında anlaştılar ve onu düşürdüler. İşte Mesistratos Atina'ya ilk kez böyle hakim olmuş ve tiranlığını iyice yerleştiremeden kaybetmiştir.